Osmanlı'daki kardeş katli uygulaması İslam'a uygun mudur? Öncelikle olayı şöyle tasarlayalım. Osmanlılarda kardeş katlinden önce başka toplumlarda var mıydı kardeş katli? Baktığımızda Bizans'ta da var, Ruslarda da var, başka toplumlarda da var. Bu kez ikinci safhaya geçelim. Osmanlı'da kardeş katli İslam'a uygun mudur dediğimizde aslında bunun önce bir açılımını yapmamız gerekiyor. Kardeş katlinden ne anlıyoruz? Mesela şöyle anladığımızda bu tabii ki İslam'a uygundur. Nedir o? Bir padişah bir yönetimi üstlenmişken onun kardeşi ya da o devlette belli bir söz sahibi olması beklenen kişi ona isyan etmişse, bu çocuk da olsa, o çocuk hükümdar ilan edilip arkasında bir grup oluşmuşsa, büyük de olsa bu katledilir. Niye? Çünkü güvenliğin sağlanması açısından bu her zaman vardır. Ha, hangisi hangisine güç getiriyorsa da burada da. İlla kardeş katli dediğimizde ikisi birbirine düşmüştür. Nitekim birbirini hangisi öldürdüyse o iktidara geçer. Biz buna herhangi bir şekilde, çünkü bir fitne ortamıdır. Bu mücadele ortamında kim haklıysa ya da kim üstün gelmişse o üste geçer. Ama olayın şöyle bir boyutu var. Biz buna asla İslamen caizdir diyemeyiz. Bu çok tartışılan bir şeydir. İslam alimleri maalesef Osmanlı Şeyhülislamları da dahil bir 5 yaşındaki, 6 yaşındaki bir çocuğun Osmanlı'da, bu da sadece 3. Mehmet döneminde ve 3. Murat döneminde olmuş bir hadisedir, katledildiğinden bahsederler. Henüz suç işlememiş, suç işleyeceği ihtimali olan birisinin şüpheyle cezalandırılması İslam'da uygun değildir. Hiçbir şekilde. Osmanlı tabii ki bunu örfi hukuka dayandırdı esas olarak. Çünkü Türk devletlerinde ülüs sistemi vardı. Ülüs sistemi de nedir? Devletin bütün ailesi, devleti yönetenlerin ailesi devlette hak sahibidir. Onun için bu örfi hukukla ancak temellendirilebilir. Ve siyaseten katil denilebilir ama bunu asla İslam'la, hangi hukukçu olursa olsun, hangi Şeyhülislam olursa olsun, suç işlememiş bir kişiyi suç işleyecek ihtimaliyle öldüremezsiniz. Bu da bu şekildedir.